bakın. FETÖ'nün Türkiye'de men operasyonel bir yeteneği olduğuna çok fazla inanmıyorum. Ama işte kamikaze saldırıları, geçenlerde yaşadık. Ee, evet. Kamikaze türü saldırılarla belki kendilerini ifade edebilecekler. Ama bu mücadele sürecek. Ta ki dış destekleri bitene kadar. Örgüt bitene kadar. Bu dış destekler evet. sürdüğü müddetçe terör örgütlerinin bir şekilde e, devlet mücadele etmek mecburiyetinde. Güvenlik güçleriyle, sivarat kuvvetleriyle, sosyal, psikolojik eğitim alanında topyekun bir mücadele etmek lazım. Yani FETÖ terör örgütü üyesini yakaladık, işte hapse attık, bir müddet sonra tahliye oldu, çıktı, hak cezasını yattı, çıktı. O değil yani bunun ekonomik boyutu, sosyal boyutu, onların çocukları vesaire. Yani devletimizin topyekun bir mücadele içerisinde olması lazım ki o mücadeleyi son yıllarda gerçekten üst seviyede görüyoruz Allah'a şükür. Peki efendim yani şunu anlıyoruz çok önemli bir isim, kilit isim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve devletin bütün güvenlik birimlerinin ortak iştirakiyle ele geçirildi. Terörle mücadelede sorgusu devam ediyor. Vereceği bilgiler, verebileceği bilgiler çok ama çok önemli. Ama yine sizin işaret ettiğiniz gibi bu kadar karmaşık ve sinsi bir yapılanmaya sahip olan terör örgütüyle uzun soluklu süreklilik arz eden ve sonuç getiren nokta operasyonlarının yapılması çok ama çok önemli. Kesinlikle. Bu şekilde bitirelim. Avukat Fatih Atalay Ankara stüdyomuzda bu önemli operasyonun yansımalarını konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.